Buyurun. Kaç kardeşsiniz? 6 kardeşiydik annemin vefat ettiğinde. Babam evlendi, 2 de ondan var. 8. Peki ama ben şu 6 kardeşte olan hikaye, evet, yani senin tabii annenle olan hikaye, evet, dinlemek istiyorum. Son 78 yılında. Evet. 78'di. Vefat etti annem. 78'e vefat etti. Evet. Şevkati Erdem aradığı erkek, evet, kardeşin, evet, adı. Şu en küçüğümüz. 39 yaşında. Evet. 78 yılında onu dünyaya getiriyor. Sonra annen hastalanıyor. Evet. 2,5 aylık hastalanıyor Esra Hanım. Annem. Çocuğa ben bakıyorum. Ben nişanlılıydım o zaman. Kaç yaşındaydınız? 15-16 yaşında diyelim. Ben baktım. Hani hepsinden icik ben büyüdüm. Orada 15 gün baktım. 15. gün annemden haber geldi, vefat etti diye. Annem mezara koyduk. Ondan sonra büyüklerimiz geldi işte. Halalarım, amcalarım. Ne olacak? İli evinde olmayınca herkesi dağıtmaya çabalıyorlar. Bize dediler ki ne, kayınbabamı çağırdılar, sen düğününü yap git dediler. Küçük çocuğa evlatlık verelim dediler. 4 yaşında ona evlatlık verelim dediler. 5 yaşında bacım vardı, ona evlatlık verelim dediler. Bizim içimiz ateş düştü Esra Hanım. Annenin vefatından sonra ailenin diğer büyükleri hemen çocukları, evet, dağıtmaya, evet, çalıştılar. Evet, evet, hemen babamı evlendirmeye çalıştılar. Bir ayın içinde. Bir ay ben o çocuğa bir ay daha baktım evlatlığa gitmeden evveli. Ondan sonra almak evlatlığa gönderdiler. O 4 yaşındayla 5 yaşında kızı da sabah dediler ki ne, bana hazırla, çocuklar gidecek dediler. Ben de dedim ki ben çocuğu hazırlayamam. Koy yerindeydik o zaman. Babama dedim ki sen mallarımıza bak, ben çocuğu hazırlayayım. Çocuğu hazırlarken büyükler... Kardeşlerinden, evet, bahsediyorsun. 2 kardeşin daha. 2 kardeşimi, böyle kapımızın önünde bir dal vardı. O dalın böyle ortası açıydı. Götürdüm oraya, sakladım, geldim. Onları vermek istemedik. Dedem vardı, gözleri görmezdi, o da vermek istemedi. Götürdüm kardeşlerime, dedim size orada durun. Küçüğü de hazırladık, gönderdik. Daha ciğerim yanar, daha ciğerim yanar. Elimden alınan çocuğum sanki benim çocuğum, annemin çocuğu. Ben ona bir boran bilmezdi, emmek, anne su demiyordu. Bir boran yaptım şişelerden, göğsümün burasına sıkıştırdım, öyle çocuğu süt emzirmeye başladım Esra Hanım. Onun acısı içimde çok koyuk. Konuşamaya yok. Biz öyle dağıldık. 6 kardeş öyle dağıldık. Benim düğünümü yaptırdılar işte küçükleri. Şimdi en ufak bebeği 2,5 aylıkken hemen evlatlık veriyorlar. Babanı, evet, evlendirmeye çalışıyorlar. Sonra, evet, kim geliyor sana diyor ki diğer o 4 ve 5 yaşındaki kardeşlerini de hazırla, bunları da göndereceğiz evlatlığa. Evet, büyükler konuşuyorlar. İşte annemin yedekmeğini verdiler. Büyükler diyor ona, bunları diyor verelim kardeşim sana diyor. Kimse gelmez, 6 bebeğin üstüne kim gelecek diyor. Sen de evlatlık verileceklerini bildiğin için kardeşlerini, evet, ağaç, bahçedeki ağaç, evet, kavuğunu, evet, sakladın. Evet, evet. Koca bir ağacımız vardı bahçenin kıyısında, onun ortası oyulmuştu. Ha. Götürdüm hazırla deyince onların ikisini oraya sakladım. Siz buradan çıkmayın bu ön dedim. Ondan sonra Esra Hanım, ah, ben küçüğü hazırladım. Aynen öyle. Küçüğü hazırladım, onu götürdü babam. Dedi ki ne, hani büyükler nerede dedi. Ben de bilmiyorum, dışarı çıkmışlar dedim. Herkes yatıyor sabahına, erken daha, erken saat. Ondan sonra onları sakladım, geldim küçüğü verdik. Onun acısı hiçbir zaman çıkmadı içimden. Annem... Peki buldular mı ağaç kavuğundaki çocukları? Hayır, onu dedi ki ne babam, hadi dedi küçük çocuk gitti. Kızım dedi yemek hazırla da dedi, bir yemek yiyelim dedi. O zaman acı çocuklar neredeyse dedi, benim kafam yerine geldi. Hiç unutmuşum onlar orada. Ay. İki kardeş sarılmışlar, uyuyorlar. Salla sümük ağlamışlar. Uyumuş çocuklar, hadi vardım kalkın dedim. Siz gönderdiğim yok. Küçük gitti dediler. Öyleliğine onların karnını doyurdum, yatırdım işte sıra. Biz böyle dağıldık. Aslında sana kalsa seni 2,5 aylık kardeşin de vermezdi. Vermezdim. Eğer eşimin bakacağını bileydim, kaynanam gelin bakacağını bileydim. Bir arada söylenti oldu, kaynanam kabul etmem demiş. Ondan sonra seslenemedim. Ondan sonra küçükleri vermedik. Babamı evlendirdik. Ondan sonra halam 5 yaşında kızı götürdü. Amcamın bir denesi, o 4 yaşında oğlanı götürdü. Halamın yanında kız durdu, büyüdü, oradan gelin oldu.
Amcamın yanından da 10 gün durdurmuşlar. O durduramamışlar, o da geri geldi. Bizim kaderimizden işte 8 sene sonra da babam öldü. Babamı evlendirdiler, 2 çocuk da ondan kaldı. Onlar da ben baktım, büyüttüm geri kalanlara da. Kimisini gelin yaptım, kimisini güvey yaptım. Öyleliğine geçti günlerimiz. Aslında rahmetli annenden sonra senedir ailenin anası ben oldum. Ben aldım, sahip çıkamadım Gucci. Ama o da senden gelen bir şey değil ki ya. 39 senedir yanıyorum Esra Hanım. Şimdi 12 yıl önce bu girişimde, arama girişiminde bulunmuş kardeşine Selma Taşkan. Evet. Önce Ankara'nın neresinde yaşıyordunuz o zaman? Neresiydi köyünüz? Bala'nın Evciler Köyü. Ankara'da. Bala'nın? Balya? Bala. Bala'nın? Evciler Köyü'nde. Evciler Köyü'ndeydin. Evet. Selma Taşkan. Annenin babanın adı neydi? Annemin adı Lemziye Erdem. Babamın adı Bayram Erdem. Bayram Erdem, evet. Remziye Erdem'in çocukları. Kimliydi? Çıkmıştı. Efendim? Gösterirseniz annemin babamın resmini. Var mı resimler? Ben de daha. Hayır, ver onlar nerede? Çantamda. Çantada, bak sordum bugün resimler evet, var mı göstersinler diye. Göstersinler. Annem kanserden öldü. Sarılığından kanserden. Babam bağırsak kanserinden öldü Esra Hanım. Melki kardeşimin bir hastalığı olur, tekeli olur bize. İhtiyacı olur. Şimdi 12 yıl önce de sen arama girişiminde evet, bulundun. Sonuçsuz kalmış. Evet. Şu anda 39 yaşında Şevkati Erdem'i Erdem arıyoruz. Yani sizin ailenin koyduğu isim Şevkati Erdem. Evet, eniştem verdi. Kime halam verildiğini biliyorsun? Kime verildiğini biliyorum. Halam bundan 12 sene evvel işte aramaya çıkmadan evvel dedi ki ne kızım, enişten duymadan ben size dedi duyduğum kadarıyla bir dedi şey vereceğim, at vereceğim dedi. Cavet Tanör dedi. Sevim Tanör dedi. Önce olanlar Kamile Yanık, Mehmet Yanık dedi. Bunlar önce oldu dedi. Kamile Yanık mı, Yanım mı? Yanık. Yanık. Kamile Yanık ve Mehmet Yanık. Evet, onlar önce aracı olmuş olanlar. Evet, bir de Güler Sarıoğlu varmış. Evet, o da, bunlar sizin köyden insanlar. Hayır. Ankara'da verildi. Ankara Meslek Kız Meslek Lisesi'nde orada tanımış eniştem. Anladım. Oradan verildi. Yani şu anda elindeki bilgi evet, Ankara'daki Mamak Kız Meslek Lisesi'nde evet, öğretmenlik yapan evet, Cavit Tanöre ve Sevim Tanöre evet, eşine evet, evlatlık olarak verildi kardeşin. Eniştenizin adı neydi? Ahmet Şahin. Ahmet Şahin bu kişilerle evet, irtibata geçiyor değil mi? Evet. Onun aracılığıyla verildi zaten. Kamile Yanık adında avukatlık yapan kişi aracılığıyla, buradan bir kere daha söylüyorum, Mamak Kız Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapan Cavit Tanöre ve eşi Sevim Tanöre verilmiş çocuk. Aracılık yapan kişiler yine Ankara'dan. Evet. Bu aynen, öğretmenleri evet, tanıyanlar. Evet. Kamile Yanık, Mehmet evet, Yanık, Güler Sarıoğlu. Evet. Bu Güler Sarıoğlu kim? O Güler Sarıoğlu da orada okuldaymıştı. Okuldaymış. Evet. Sizi nasıl bulmuşlar? Yani babanları bizi, nasıl? Bizi enişteye demişler ki ne, eve bizden daha annemin mevhatı ne yoktu. Biz demişler bir temiz aile çocuğu arıyoruz demişler. Enişte kulağında kalsın demişler enişteye. O da işte o ara benim annem mevhat ediyor. Mevhat ettikten sonra eniştem diyor böyle böyle diyor. Çok iyi adamlar diyor. Babam bile. Verelim çocuğu diyor, küçüğü diyor. Adam üçünü de istemişti. Ben dayanamadım üçünü vermeyi. Küçüğü de eğer kaynanamdan o lafı duymayaydım, biz bakamayız diye onu da vermeyeceydim. Şimdi bu isimler üzerine siz bundan 12 yıl önce evet, İzmir Foça'ya gidiyorsunuz. Evet. İzmir, bir anlatır mısın? İzmir Foça'ya gittik kardeşlerim. Bu 4 yaşında oğlan, 5 yaşında kız, onun eşi, ben dördümüz gittik. Oraya vardık bir, hani benim okumuşluğum yok, orada kardeşlerim aray aray buldu evini. Bir eve girdik, sabah çay içeceklermişti, saat 10'udu. Vardık, selam aleyküm, aleyküm selam adamlara, adamlar bizi aldı evine. Geliş sebebiniz dediler bize. Biz de dedik ki geliş sebebimiz bizim 28 seneye dayanıyor dedi, 28 sene yaşındaydı o zaman. Aa dedi, bizde kimse yok öyle bir şey dedi, sizin aradığınız dedi. Dur dedim, nereden ne aradığımızı bildin de dedim, abla dedim, öyle bizi hemen sert eldin dedim. O da dedi ki ne şey dedi, sizin aradığınız... O zaman acaba ben dedim, burada çocuk. Ahmet Efendi'yi nereden biliyor bu? Viren kişinin adı Ahmet Efendi ya. Öyle dedi,
Çabuk dedi, çıkın evimizden dedi, şimdicik polis çığıracağım dedi. Biz de Allah'ın üstüne bir şey diyemedik Esra Hanım, çıktık. Dışarıda bahçenin yol vardı, bahçenin öte tarafına geçtik. Orada ikindi nezenlerine ce bekledik, acaba eve geç biri girecek mi? Çıkacak mı? Bekledik, kimse ne giren oldu ne çıkan oldu. Oradan girsin giri geldik. Eniştenizle konuşma fırsatı buldunuz Enişteme mu? Enişteme çok yalvardım. Hayatta mı? Evet. 78 yaşında. Niye söylemiyor enişteniz? Bize dedi buyursun, buyursun önceleri öyle eledi beni. Hayır, gittiniz o insanların durumunu anlattıktan sonra eniştenize yaşadıklarınızı anlatmadınız mı? Bakın bizi kapıdan gittik, kovdular. Gittik, Esra Hanım. Gittik. Evet. Konuştuk insanlarla. Yok, icik buyursun. Çocuğun yuvasını yıkman. Melike evlenmiş, Melike baklanmış. Bizi öyle 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 eylediler. Şimdi evlenebilir de, yuvada kurabilir. Fakat şimdi bazı şartlar ve imkansızlıktan dolayı siz zaten, yani ailen ve baban kardeşini vermiş. Evet. Keyfi verilen, aman bize çok çocuk var da verdik demiyorlar evet, ki. Evet, evet Esra Hanım. Bazı hastalıklar genetik de olabiliyor. Yani Selma Hanım çok güzel bir şeye değindi. Yani belki kardeşimin de annemde babamda olan bir rahatsızlık. Anne kanserden evet, vefat etmiş. İkisi de kanserden öldü. Yani biri kan kanseriydi. O yüzden tabii yani ilik nakli için Allah etmesin ama böyle bir gereksinim de söz konusu aynen olabilir. Program başladığından beri bu herhalde 5. konu bizim bildiğimiz sadece. Hep anne ölüyor, sonra aile dağılıyor. Yani şöyle yapmaları gerekiyor. Hani buradan da sesleniyorum, bizim bildiğimiz bilmediklerimiz de var. Yani madem bakamıyorlar, yani akrabalar en azından şöyle destek olabilirler. Çocukları alıp bir yetiştirme yurduna, yani durumu düzelene kadar ya da baba kendine bir düzen kurana kadar. Şimdi evlatlık verilen çocuğun ne günahı var? Bu ablanın ne günahı var? Aynı şeyi Gülaylar'da. Şimdi o gün o şartlarda, o imkansızlıkta, sadece, köy hayatında. Lafınızı kestim. Sadece imkanımız ola, hani imkanımız az çok demiş. Fakirliğiyle geçiyorduk. Fakir idik, fakirliğiyle geçiyorduk. Tatlı ekmeğimiz vardı. Annemiz duraydı. İşte evet, akrabalar sizi ha, dağıtmak yerine keşke bunu akıl eden, evlatlık vermeyi akıl eden, yani bir yetiştirme yurdunun da olduğunu akıl vallahi edebilirdi diye düşünüyorum. Kardeşim düşeni anladınız hiçbir zaman mı dost olmuyor? Niye halk arasında şöyle güzel bir söz var. Anne öldüğü zaman hem öksüz hem yetim kalır çocuklar diye. Aynen. Anne biraz daha toparlayıcıdır. Evet, annem ölmeye de babam öleydi. Bizim hiçbirimiz dağılmazdı. Tabii Allah yani. Hiçbirimiz. Ama işte annenin biraz daha çocuklarıyla ilgili toplayıcı özelliği olduğu için arkadaşlar, erkek bunun çok farkına varamıyor. Ve kırsal kesimde her ne kadar işte çocuk da olsa ikinci bir evliliğe adım atılırken o çocuklar engel gibi görülüyor. Evet. İşte diyeyim ya, evlendirmek için dağıttılar bizim çocuklarımızı. Kimse gelmez. Koy yeri kimse gelmez babaya. Kimse gelmez. Öyle dediler. Şimdicik de toplasınlar dağıttıkları gibi. Ay yavrum benim. Dağıtmak kolay oluyor, toplamak bulunmuyor. Ben 39 senedir ne çekiyorum? Ahmet enişte duysun da yardımcı olsun. Esra enişten ağzını açmıyor. Ben ona kaç kere telefon ettim. Bizim suçumuz neydi? Benim kardeşlerim kaç gündür telefon ediyorlar. Bir şey var mı abla diye. Ben evlenmiş olaydım o çocuğu da vermezdim. Ondan sonra yine benim üstüme kaldı, kardeşlerim babam vefat edince kimseye kocunmadan baktım. O adamın Allah razı olsun eşim oluyor işte. Hem analar hem babalar oldu. Şimdi şöyle bir durum. Şimdi bir İsmail amcaya söz edeceğim. İsmail amca Selma ablanın eşi. Evet, evet. Gel İsmail abi böyle gel. Yani annenin vefatından sonra evin en büyüğü Selma abla olduğu için hoş geldiniz. Ne kadar şanslı bir adam, yani insansın ki böyle bir adam çıkmış karşına. Allah razı olsun. Annesi babası nur içinde yatsın. Annem babam öldü, kardeşlerimi topladı. Kaynanam öldü, kaynlarım geldi. Hepsi de benim yanımda büyüdüler.
Onun da benim yanımda, benimki de benim yanımda. Allah razı olsun, yattıkları yer nur olsun kaynanamın kaynatamın. Bu oğlu evlat yetiştirdikleri için Esra Hanım. Kardeşlerimi almadan sonra ya akşamına işten gelince oturmazdı bu adam. Hiçbir zaman hakkını yiyemem. İsmail amca, yıllardır Selma ablanın o 2,5 aylıkken verilen kardeşini arıyorsunuz. Hep bununla mı yanıp tutuşuyordu, kardeşimi bulacağım diye? İnşallah bulur. Ümit ediyorum yani. Var. Onlar bilmiyorlar mı? Onlar bilmiyor. Ama en azından vesile olabilirler, babayı konuşturabilirler. Yani baba biraz daha ketum, en azından onlarla irtibata geçebilir. Hani evlatla diyaloğu babanın farklıdır. Kızının yanında duruyor şimdicik enişten. Ben kızına kaç kere telefon ettim. Bacım söylesin, enişten bak beni Esra Erol'a çıkacağım dedim. Söylesin, bizi kavuştursun. Şimdi bir kere daha söylemek istiyorum. Eniştesi Ahmet Şahin... Mamak Kız Meslek Lisesi'nde hademelik yapıyordu, değil mi? Evet, hademelik yapıyordu. Bu okulda Mamak Kız Meslek Lisesi'nde görev yapan, o zamanlarda öğretmenlik yapan Cavit Tanöre, eşi Sevim Tanöre kardeşiniz verildi. Evet. Bu bilgiyi size halanız verdi. Evet, 12 sene evvelcesi halam ölmeden çok şey baskı yapıyordum halama vardıkça. Evlerine misafirliğe vardık, bayramda, seyranda. Hala ne olur, halamı boş bulduğum yerde konuşturmaya çalışıyordum. Tek bir zaman dedi, enişten duymasın kızım böyle 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 böyle. Ondan biz işte o 12 sene evvel yola çıktık o zaman. Alınan bilgilerden soruşturduklarınızla İzmir Koça'da olduğunuzu öğrendiniz. Ama gider gitmez de bütün kapılar suratınıza kapandı. Evet. Peki şu verdiğimiz yere gittik, kız meslek lisesine gittik kardeşimle ikimiz. Orada da bir cevap alamadık. Şimdi Mamak yasak söylemesi Kız Meslek Lisesi'nde o dönemlerde görev yapan, öğretmenlik yapan Cavit Toner'i, eşim Sevim Toner'i tanıyanlar lütfen bize ulaşsınlar. Ya da isimlerini duyuyorlarsa öğretmen bize işte, ulaşsınlar aileden kimler varsa. Çünkü enişte Ahmet Şahin tarafından verilmiş. Kardeşinin verilmesine aracılık eden kişilerde Kamile Yanık, evet. Mehmet Yanık, evet. Ve Güler Sarıoğlu. Evet. Aracı olanlar 5-11-1978 evet. Tarihinde. Evet. Sıra. Kasım ayında. Evet. 78 yılında, 5 Kasım 1978 yılında senin kardeşin nüfus kağıtındaki ismi Şefkati Erdem'di. Evet. Sonrasından değiştirilmesi mümkün değil, değil onu mi? Onu da değiştirmişler. Sadece babam evlatlık nasıl verdiğinde Esra Hanım, bu yanlışlık olmuş nüfus kağıdı. Çocuğun nüfus kağıdı, rahmetli babam nüfus kağıdı almaya giderken diye koyumuzun miktarı nüfusa gidiyormuştu. O demiş ki, Bayram abi nereye gidiyorsun demiş. O da demiş ki, ben çocuk oldu demiş, nüfusa gidiyorum. Adam demiş, sen de araba parası verme de demiş, ben götüreyim, çıkarttırayım demiş. O ona dememiş ki, bebenin adını sormuş sadece. Bebenin adı ne demiş, o da Şefkati demiş. Öyleliğine oraya var ya nüfusta diye babam gitmiyor. Koyumuzun miktarı. Nuhus çocuğun adı ne diyor, oğlan mı kız mı diyor. Vallahi oğlanlığını kızlığını bilmem de diyor. Nuhusçuya sadece diye adını söyledi diyor. Şefkati Erdem diyor. O kadının da diyor sadece hep kız olur diyor. En son kardeşin erkek. Erkek. Üst üste sadece erkekler bir oldu. Kızlar üst üste hep birisi. O da öyle diye çocuğun şimdicik analığımdan olan kız da nuhusu. O kız dinince nüfusten kendi üstlerine çıkarttırmış alan adam. Bebenin kimliği öylece kaldı. Sonra babam evlenince, nenemden çocuk olunca onun da şimdi nüfus kağıdı. Peki sen kardeşini arıyorsun. Evet. 39 yıldır arıyorsun, evet, aslında verildiği günden beri. Diğer ailedeki iki kardeşi de verilecekmiş Selma ablanın. Evet. O küçük kardeşle beraber. Evet, o Kasım üçünü ayında de istemiş, üçünü de. Ama sen ikisini ağaç kabuğuna saklayınca. Ağaçın kabuğuna sakladım. İkindine orada uyumuş nasıl kalmışlar. Nasıl geldi? İşte o dalımızı biliyorum, dalın oyuk olduğunu biliyorum da işte dedem. Hayır yani bak şimdi 15 yaşındasın, tamam büyüksün ama yani onları korumak adına nereye vermemek için. Nereye saklayayım? Ahırra saklasam görür babam oraya giriyor. Samanla saklasam yine görü babam oraya giriyor. Dalın oraya çamaşır yıkamaya ineriz. Ora aklımda. Bir şey oldu muydu oraya götürü saklardım.
O çocukları da götürdüm oraya sakladım. Bir de işte çocuğun yangınıyla ben unutmuşum orada. Ay yavrum. Babam diyor ki hadi çocuk gitti. Kızım yemek hazırla, bebeler neredeyse hiç görünmüyor diyor. Sonra babamın öyle dediğine aklıma geldi. Gittim oradan aldım geldim bebeleri. Vardım ki sallasımı uyumuşlar. İkindi nezenlerine okun desiran. Ah. Bak yavrular çıkmamışlardı ya. Oradan. Oradan hiç çıkma, hiç çıkman dedim. Kardeşimin aklı ya Fatma Dine kızım. Demek ki korkmuşlar. Seni de çok seviyorlardı. Ha. Size de evlatlık verecek. Çıkman dedim ben onları tembihledim. Ondan ülkenin. Korktular çıkmamışlar. Evet. Derler mi abla iyi ki bizi sakladın diye. Bu kız diye konak abla diye uçumuzu bir araya virelerdi diye. Acaba benim aklım irerdi sizi arardım diyor. Şimdicik. Ay yavrum. Fatma Dine öyle diyor. Benim aklım erdiğinde arardım diyormuş. Esra Hanım, eğer birazcık vicdanları varsa bu annenin söylediklerinden sonra, yani anne değil ama anne gibi ablaları. Bakmış ablaları. 39 yıllık bu hasretin son bulması için, Allah rızası için bir İnşallah. Şey bilen varsa, özellikle de Sevim, Cavit Tanör ve Sevim Tanör evet. çiftine sesleniyorum. Mamak, kız meslekçisi, hani, gerçekten Ankara. Yazıktır. Lütfen bilen, tanıyan, bilen biri varsa hani bu ablanın gözyaşları son bulsun. Allah rızası için. Amin. Tabii benim burada en çok dikkatimi çeken Serma abla sen Allah demek ki bazı duyguları doğuştan veriyor. Yani bu kadar ailesine sahip çıkan, bağlı olan, sorumluluğun yani çok enteresan bir kadınsın. Vallahi çok etkiledin beni. Ben kardeşlerimin tırnağına bir şey gelecek diye ben canımı veririm Esra Hanım. Canımı. Buraya geleli bana öyle telefon ediyorlar. Bize üzülme sen, orada üzülme sen hastasın sadece. Ben şeker hastasıyım 15 senedir. Tansiyon hastasıyım Esra Hanım. Düşünü böyle hastalıklara. Düşüne hasta oldum. Evet. Ay inşallah sarıla sarıla da iyileşirsin Allah i̇nşallah, nasip ederse. İnşallah. Bu konuda bilgisi olan herkesi. İhbar hakkını lütfen kullansın. Çünkü bakın yasal bir evlatlık söz konusu değil yine. Soy bağının tespiti kamu düzeniyle ilgilidir, toplumla ilgilidir. Bu konuda bilgisi olan herkesi ben ihbar hakkını kullanarak lütfen bu çocuğun soy bağının belirlenmesinde yardımcı olun. Telefon numaralarımız, ihbar hatlarımız ekranda sürekli var, kaydedebilirsiniz. Alt bantta yazıyor. Ankara Mamak Kız Meslek Lisesi'nde görev yapan Cavit Tanör, Tanör ve eşi Sevim Tanör yine Ankara'dan. Selma ablaların ailesinden, Erdem ailesinden evlatlık almışlar. Onları tanıyanlar, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Bu evlatla aracı olanlar o okulda hademelik görevini yapan eniştesi evet, Ahmet Şahin. Kamile Yanım, Mehmet Yanım, Güler Sarıoğlu tanıyanlar, bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Eminim ihbar hattına da önemli bilgiler gelecektir. İnşallah. Gel, gel kızım gel. İnşallah. Ne güzel ablasın sen ya. Bilmem. Abla olamadım. Abla olamadım. Sen vallahi güzel abla oldun. Kimse abla olamadım. Oldu. Ben kardeşimi bulamadım.